Arkadaşlar merhaba. Ben bir iki dakika bir konuşma yapacağım. Konuşmam bittikten sonra videoları izleyebilirsiniz. Yani 3 tane milletvekilinin, muhalefet milletvekilinin biliyorsunuz 8 Şubat Salı günü Adalet Komisyonu'nda 8. yargı paketi görüşmeleri başlandı. Orada muhalefet partiler arkadaşlar genel af ve af talebinde bulundu. Yani sanmayın ki mecliste bu konuşulmuyor. Adalet Komisyonu'nda 8. yargı paketinde konuşulmuyor. Hatta ben size söylemiştim yani 8. yargı paketinde bunların olması gerekiyor. Ceza indirimi, infaz rejimleri, ne bileyim afla ilgili denetimle serbestliği, ehliyet, KYK, çek, uzlaşma bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Yani emekli ikramiyesi tamam olsun da emekli ikramiyesinin yargı paketinde ne işi var? Adalet Komisyonu'nda ne işi var? Verin bütçe plan komisyonuna. Orada yapsınlar emeklilerin ikramiyesini, emeklilerin zammını, emeklilerin maaşını, memurun mu, kimin yapıyorlarsa yapsınlar. Şu an 8. yargı paketinde görüşülmesi gereken arkadaşlar cezaevi koşulları. Ve bakın burada videoda milletvekilleri konuşuyor, milletvekilleri anlatıyor. Yani biz burada destek verirken, mücadele verirken biz bunlar için işte. Hani bana inanmayanlar işte bakın milletvekilleri af taleplerinde bulunuyor arkadaşlar. Cezaevlerinin durumunu söylüyor. İktidara bunu anlatıyorlar. Ve bu devam edecek arkadaşlar yani. Bu milletvekilleri bunu bastırmaya devam edecek. Yani bizim sesimiz duyuluyor. Ya sanmayın ki biz mücadele ediyoruz kimse bizi duymuyor. Bakın yani af görüşmeleri yani 8. yargı paketi görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda Adalet Komisyonu'nda arkadaşlarım bakın milletvekilleri bangır bangır söylüyor. Genel af cezaevlerin koşulları, cezaevlerin durumunu söylüyor. Yani benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Mücadelemiz sürecek. Artık bunlar seçimden sonra diyorsa seçimden sonrasına da kadar da mücadelemizi edeceğiz. Destek olun arkadaşlar. Videoyu izleyin sonuna kadar. Videoyu beğenin. Paylaşın. Kanala abone olun. Bu videoları herkes görsün. Bu milletvekillerinin konuştuklarını herkes görsün. Haber aldıkça video yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdi hal böylece bu kadar aslında tekniğin, usulün, sistemin ayaklar altına alındığı, yani hukuk sisteminin ayaklar altına alındığı bir sistem gerçekliği varken bir yandan da bakıyoruz toplumun bizden ciddi anlamda beklentileri var. Bunun en büyük örneklerinden biri de cezaevleri. Cezaevlerinin durumu ortada. İnfaz yapmalar almış başını gitmiş ki birazdan başlık başlık her birini açacağız. Çünkü başka bir konuşma alanı yok. Biz bunların tamamının aslında bu yargı paketinde olmasını beklerken cezaevleri ölü meydana dönüşmüşken biz burada sadece işte usulü olarak usulde yapılan tüm işte sigortadan, icradan, tüm kanunlardan alan usul kısımları getirmişiz. Esasta yaşam hakkının ihlal edildiği bir gerçeklik ve bunlar AKP hükümetinin kendi yasalarıyla çıkarmış olduğu bir şey. Biz bunları tartışmıyoruz. Biz neyi tartışıyoruz? Önemsizdir diye söylemiyorum bunu. Elbette ki sürelerin eşitlenmesi önemlidir, kıymetlidir. Bu kıymetsizdir diye bir şey demiyoruz. Ama toplumun yaşam hakkı ihlal edilen cezaevlerindeki kişilerin, onların ailelerinin bizlerden beklentisi var. Elbette ki biz bunları konuşmamız gerekiyor. Fakat iktidara sorsanız kapı duvar. Asla ve asla buna dair bir hamle, bir adım atılmıyor. Bu bir gerçeklik. Bakın Sayın Başkan son bir dakikam. Genel af çıkmalı arkadaşlar. Bütün milyonlarca insan bunu bekliyor. Adli ve siyasi mahpuslar, mükerrir yasasını bekleyen insanlar, milyonlarca insan bu 8. yargı paketinden bunu sordu. Bir genel af bekleniyor. Cezaevleri çığırından çıkmış. 60-70 bin fazlalık var. Gidiyoruz yerlerde yatıyor insanlar. 10 kişilik yerde 20 kişi yatıyor. 10 kişi yerde tuvaletin önünde yatıyor. Birebir hepsini takip ediyorum. Genel af ilan edilmeli arkadaşlar. Mükerrirlere bir hak tanımalı. Ve ayrım yapılmaksızın bir adım atılmalı. Bu resmi kayıtlarda da var. Yatacak yer olmadığı için infaz yaratacak olan suçlar. Yani burada maalesef yani keşke objektif, tarafsız basın olsa belirli basın mensuplarını ve basın gruplarını tenzih ediyorum burada. Yani cümlemi cımbızla çekip bir tarafa çekmesinler. Altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. İnfaz yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere artık bu toplumda af bir zaruriyettir, bir ihtiyaçtır. Cumhuriyet'in 100. yılında bunu parlamentonun gündemine alması lazım. Ve tüm dünyada her 100. yılda ve 50. yıllarında devletler bunu yapmıştır. Bizim de bunu başaramız lazım diyorum. Ve inşallah bana bu yeri tahsis ettiniz ama bu herhalde konuş.